السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي جمال خان أستاذ. نعم تاي. أنا شكرا. تصرف حقد سؤال بارد. خاب. بريكتا حاضر الكوزي كورنجا كندجا دومنا رمز منبردجا معروزة لنا. Keyin to'ylarda qilgan amr ma'ruflardagi video lavhalarini ko'rib qoldim, ismlarini aytmayman. Shu tasavvufga tegishli bo'lsa kerak deb o'yladim. Bir gaplarda aytdilarki, havo aynigandan ikkita odam dindan chiqadi. Birinchisi ana hozir yomg'ir yog'adi degani, ikkinchisi yo'q, yomg'ir yog'maydi degani. Keyin ikkinchi video lavhada bitti adam Allah'a 400 yıl ibadet kıttı, namazı kıttı, lakin işte sorak-sorak varken de farisler şimdi Allah'dan bu hayır geçişedi degen de işte 400 yıl ibadet kıldı, bu dozak geçişedi demek ki degen de ben de sen 400 yıl ibadet kıldın ki bana karnıya ağır geldi, katı geçkendi, karnıya ağır geldi, o yüzden de aytgan de qattiq ichganimga qornim og'ridi deydi. Qornini og'ritgandi bu. Men shunaqa og'riq bermaganda og'irmasdi-yu. Degan so'zni aytdilar. Bu haqda endi xulosa qilmadim. Sizdan so'ray dedim. Bunda qanaqa ma'noda tutganlar gap? Xo'p, birinchi haqida so'rak. Birinchi gap to'g'risida rivoyat bor. Asar bor. O'sha asarda sababi dünyadaki hayati vakiyelerini barchasini asıl faili bajaruvchi kuch mutlak Allah subhanahu wa ta'ala ekanligiga e'tiqod qilishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala mutlak fail ekanligiga e'tiqod qilishimiz kerak. Dori ichdim, dori tuzatdi emas. Allah tuzatdi bizni. Asıl tavhid shu. Bu nozik jihatlari, eng nozik jihatlaridan. Aslında Allah'ını yaxşilik, yomonlik Allah'tan degan e'tiqodda rukun bu. Endi balog'atda shunaqa gap bor. Al aslu fil kalam al haqiqatu. Kalomda asl gap haqiqat. Iza ta'azzaratil haqiqatu yusaru ila al majaz. Agar jumlaning haqiqati tushunishlikka imkon bermasa keyin majozga o'tiladi. Har bir jumlani majozi bor. Masalan, qattiq sut ichdim, qornim og'ridi desa, jumlaning haqiqatiga ko'ra sut insonning qornini og'ritadi degan tushuncha bo'ladi. Lekin aslida sutning xususiyati yo'q unaqa. Alloh o'sha xususiyatni bergani uchun insonning qornini og'rishi mumkin. Alloh bergan xususiyat muqaddam turadi. Endi bu gapni aytayotgan odam musulmon bo'lsa, musulmon gap aytayotgani uchun uning e'tiqodida mutlaq foil Alloh ekanligiga e'tiqodi bor uni. O'shaning uchun aytayotgan gapini nima deyiladi bu joyda? Majoz deyiladi. Majozan sut ichdim, qornim og'ridi deydi. Lekin majozan emas, haqiqatan sut ichdim, sut meni qornimni og'ritdi desa, bu qadarga iymonini nuqsonligini bildiradi. Demak, o'sha mihrobdan turib aytilgan gap mana shu gap. Mihrobdan turib aytilgan bu gapning asl ma'nosi, to'g'ri ma'nosi shu. Haqiqatda sutning o'zi og'ritdi desa joiz emas. Sutni o'zida og'ritish xususiyati yo'q. Majozan bo'lsa, musulmon odamga majozan nisbat berilsa, u joiz bo'laveradi. Kalomning haqiqati, ya'ni bu joyda balog'atda yana bir gap bor. Xabariy jumla bor, ismiy jumla bor, fe'liy jumla bor. Inshoiy deydi, xabariy deydi. Bu arab lug'atiga taalluqli, o'zbek tillarida ham bor. Jumla haqiqatga yoki yolg'onga dalolat qiladi. Har qanday jumla yolg'onga dalolat qiladi. Hatto la ilaha illalloh ham deb so'rasangiz, ha, la ilaha illalloh ham ba'zida yolg'onga dalolat qiladi. Nima gelse munofiqlar aytsa yolg'on aytayotgan bo'ladi. Kalimaning o'zi to'g'ri bo'ladi. La ilaha illalloh eng to'g'ri gap,
Lekin münafıklar bu kelimeni aytayotgan bo'lsa yolg'on gapiryapti u. Münafık e'tiqod qilmaydi-ki. La ilaha illallohga o'zi ishonmaydi-ki. O'zi ishonmagan gapni gapiryotgan odam tashqaridagi odamni aldayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shunga o'xshagan balog'atni umumiy asoslarida bunga o'xshagan tushunchalar bor. Musulmon odam aytgani uchun biz bizdan so'ralsa, musulmon bu masalalarda sut ichdim, qornim og'ridi degan paytida Allohning mutlaq foil ekanligini yodda saqlararoq gapiradi buni. Joiz bu. Majozan aytibdi deyiladi. Lekin majoz emas, haqiqatdan ham sut mening qornimni og'ritadi desa, demak uning ibodati botil bo'ladi. Chunki haqiqatda sut og'ritmaydi-ki. Haqiqatda suv insonni chanqog'ini qondirmaydi-ki. Haqiqatda olov insonni yondirmaydi-ki. Barchasining xususiyatlari Alloh unga berganligi uchun bo'ladi. Abu Hamid al-G'azoliy falsafiy qarashlarga qarshi dunyo qadimmi, qadim emasmi? Dunyoning kelajagi tugashi bormi, yo'qmi? Kabi bahs munozaralarga nuqta qo'yib aytadiki, to'xtataylik bularni deydi. Yaxshisi deydi. Yaxshisi moddalarni o'rganaylik deydi. Tahafutul falasifa degan kitobi bor. Abu Hamid al-G'azoliy rahimahullohni. Tahafutul falasifada aytadiki, paxta yonish xususiyatiga ega. Olov yondirishlik xususiyatiga ega. Olovdagi yondirish xususiyati paxtani yoqadimi? Yondiradimi? Yoki paxtadagi yonish xususiyati paxtani yonishiga sabab bo'ladimi? Savol. Bu laboratoriyada ko'rib tekshirish kerak bo'lgan jihatga buriyapti. Abu Hamid al-G'azoliyning hujjatul islom bo'lishligiga, islom ummatini keraksiz bahslardan qutqarib, ya'ni laboratoriyik moddaning ta'limoti o'rganishligiga undagan mavzulardan bittasi bu. Agar siz paxta yonish xususiyatiga ega, shuning uchun yonadi desa, olov tegmasa yonmaydi-ki, o'z-o'zidan yonib ketmayapti-ku. Ha, unda olov yondirish xususiyatiga ega, o'shaning uchun yondiradi desangiz, olov hamma narsani yondira olmaydi-ki. Yonish xususiyati bor narsalarnigina olov yondiradi. Ha, bu joyda nima vujudga keladi? Einsteinni 7 asr, 8 asr yoki 10 asr keyin aytgan gapi vujudga kelyapti. 8 asr keyin aytyapti Einstein. Einstein. Albert Einstein. Nisbiylik nazariyasi. Biz yashayotgan dunyoda qonun qoidalar nisbiylik sababiy hayotiga qurilgan. Sabab va oqibat nazariyalari bor. Fizikaning, ximiyaning xususiyatlarini o'rganishlik kerak. Har bir xususiyatni o'rganib, uning Alloh unga bergan xususiyati insonga naqadar foyda berishligini o'rganishimiz kerak. Shunda insoniyatni renessans ko'chasiga olib kiramiz. Islom tarixida 9-10, 11 asrlarda renessans davrining asoschilaridan bittasi Abu Hamid al-G'azoliy. İnsoniyat tarixida bugungi kundagi Yevropaning taraqqiyotining fundamentida musulmonlar turadi. Ibn Xaldunlar turadi. Kindiylar turadi. Abu Hamid al-G'azoliylar turadi. Bular insoniyatni mana shu modda dunyosini o'rganishlikka burgan. Ungacha odamlar dunyo avvalmi, dunyodan oldin nima bor edi, dunyo qachon tugaydi, shu bilan o'tirishgan bahslashib. Hozir aynalloh fissamo deb tortishib o'tirgan odamlarga o'xshadi. Asl xususiyat, asl insonga foydali bo'lgan narsalar bilan shug'ullanishlikni ulamolar targ'ib qilishgan. O'sha joyda aytadi. Olovdagi yondirish xususiyati Alloh bersa yondiradi, bo'lmasa yondirmaydi. Alloh subhanahu va taolo kulla yawmin huwa fi sha'n. Rahman surasida Alloh taolo har doim ishda. Ya'ni Alloh taolo dam olmaydi. Dam olish, charchash xususiyati yo'q. Alloh taologa bunaqa salbiy sifat berilmaydi. Olovga
yandırış hususiyeti üzlüksüz berib duruladı. Allah Teala uşu hususiyetini toxtatıp koysa alav yandır almaydı. Eğer alavının yandırış hususiyeti özü de bölgendeydi, yeryüzde haldır hemen derse yanı yetken bulardı. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ını palahmanga salıp alavga atı varışken peyti de Allah Teala alavga karar, yani alavga buyruk kıldı. Kuni berden ve selamem ala İbrahim dedi. İbrahim'e soğukluk ve selametlik bugün dedi. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ını alavga abarıp taşaştıklı imkaniyeti yok idi. Şunaka katta derecede alav yokulgeni için uzağdan turup atıvar işte içige. İçige çüşkende alav o kişinin yandırgeni yok. Kani alavının yandırış hususiyeti. Allah hususiyetini tohta dedi, tohtadı. Demek, bana şu, çukur mesele, çukur mevzularga itibar karatsanız, süt içsem karnım ağrıdı degende hakiki mananı tasdiqlasa hata gap. Süt özü adamın karnını ağrıtmaydı. Allah bergen hususiyetke, daimi hususiyetke amal kıladı. Eğer süt insanın karnını ağrıtken deydi, bu hususiyet sütte daimi bugende idi, sütün içi bu mesedi. Her bitti süt içkenli karnı ağırış gerek idi. Demek ki hemen iki ağır mıydı? He, Allah şu hususiyetli birisi ağırıydı. La adve ve la tiyarete dediler Peygamber Aleyhisselam. Şümleniş yok İslam'da. Kesellik yokuşu yok. Bana şu hadis, kesellik yokuşu yok degen hadis, kesellikinin hususiyeti de aynen özü de yokuş hususiyeti yok. Özü de mücerreden hareket yok. İlla Allah haklese gene yukuşu var. Yukuşluk var şeriyette. Peygamber aleyhisselam başka hadislerde de mahavden, yani bir yukumlu kesellikini turuden, şerden kaçken de kaçınlar de gelirler. Vaba tarkagen cayge kirmenler, vaba tarkagen caydan çıkmenler de gelirler. Bunga okşagen hadise vakiyelerden kep çıkadı ki kesellikinin hususiyeti de yok yokuş. Allah o şu hususiyetini onge berip koysa yukadı. Demek şu gap, tasavvufka ayet değil mi? Akidege ayet gaplar o. Min yıl ibadet kigen adam Allah'a şirk giltirse, o şu şirkige tavba kılmese, min yıllik ibadet Allah'a kireymez. Şirke cevap veriş gerek. Şirke tavba kılsa, keyin ibadetleri cennetke kirgenden keyin derece üçün işleydi. Birrar temizliğin kliyetken ibadetimiz sebepli cennetke kirmeyimiz. Allah'ını fazlı bilen cennetke kiremiz. İbadet ne üçün kirey dese, cennetke kirgenden keyin derece üçün kirey. Niye bu ise kabul kliyeni? Kabul kılmese Allah subhanahu wa ta'ala muhtaç mıyız bizde ibadetlerimiz gibi? İbadetini ne için kılamız? Allah buyurganı için kılamız. En asası ihtiyat bulunadigan narsa şirk. Şirkten ihtiyat bulsak, şirkten sağlam halde Allah'a rubaru bulsak, inşallah kalganı yutuk. Allah'ını fazla bilen kalganı erişemiz. Tasavvuf hakkı da diyebilirsiniz, lakin bu tavhidki alakadar gel ve kısa çara gel. Şu yana anca çözsek bol adı da benimce şu kifaya kıladık. Demek üstaz, xulosa qilib aytsak, kulli shayximizni audio ma'ruzalarda ham ko'p eshitgandim. Demak, kunda hayotimizda juda ko'p so'z ishlatamiz. Bilmay qolamizki, Alloh taologa shu so'z yoqmaydi, shirkka aylanib ketib qoladi. Har xil xuddi men ta'kidlagandek ob-havo masalalarida boshqada. Demek biz Müslümanımız, aslında işlememiz ki Allah haklısı göre böyledi, haklısı bu meydi. Küllük işletken narsalarımızda zarar yok demek. Elbette. Siz akidenizde, itikadınızda, her bir narsanın hususiyetini, asasi başkaruvu Allah'ta. Digen itikadınız var mı? Tamam. Bir ağda mecazını işletişlikten şeriat kaytarmaydı. Mecaz, işlete uğrasız. İbrahim aleyhissalatu vesselam mecaz. Yani bir mecaz. İki sorunum vardı. İbrahim aleyhissalatu vesselam mecaz işletkenler.
فَلَمَّا رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي O'zlarini qavmlariga Allohning tavhidini o'rgatish uchun, Allohning tavhidini tushuntirish uchun qachonki yulduzni ko'rsalar, odamlarga yulduzni ko'rsatib, "Mana meni Robbim" dedilar. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ dedilar. Qachonki u yulduzlar botib, kunduzi bo'lganda ko'rinmay qoldi. Yulduz qani dedilar, yo yo'qolib qoldi. Men yo'qolgan narsalarni yaxshi ko'rmayman dedilar. Alloh bo'lolmaydiki yo'qolib qoladigan narsa dedilar. Avval majoz ishlatib odamlarni o'zlarini saviyalariga munosib muhatap qildilar. Inson odamlar bilan gaplashaveradi. Har safar Alloh og'ritdi, Alloh kasal qildi deyilavermaydi. Aslida kasal qilishlik xususiyati ham Alloh subhanahu va taoloning qudratiga bog'liq. Lekin İbrahim aleyhissalatu vesselam kasal bo'lganlarida fa iza maridtu fa huwa yashfin deganlar. Kasal bo'lsam deb kasallikni o'zlariga nisbat berganlar. Odob yuzasidan o'zlariga nisbat berganlar. Fa iza maridtu degani kasal bo'lsam degani. Alloh meni kasal qilsa demaganlar. İbrahim aleyhissalom shirk keltirganlari yo'q. Fa iza maridtu kasallik insonni kasal bo'lishligi odob yuzasidan o'ziga nisbat beryapti. Men kasal bo'lsam va huwa yashfin Alloh menga shifo beradi deganlar. Mana shu jihatdan bu majozga ijozat bor.